da yurtdibim vardı. Yüzeydi. Dedi ki işte başkan dedi ben buna bir yer atacağım. Burayı ben yapacağım karşı yakayı. 17'sine bakan gelecekmişler buraya. Yapacaklar ama ne zaman yapacak, nasıl kuracak, bu vatandaşlar hani ne olacak? Gerçekten bunlar gariban insan. Asaslılar komple bozuk. Bugün firmaya adım İstanbul firmasını, adam şu an telefonuna yer koymuş senin vekili. Ya kardeşim sen dediğin malı kasadır mısın? Hiçbir tanesi doğru düz çalışmadı sayın vekili. Koy ki vurdu, verdi bu tayyide, bu tayyide vurdu, parayı aldı, sırtı gidi, şu an bu vatandaşlarımız malı gerçekten malı bunlar. Yani bu adam şimdi 65 Mayıs'ı engeller, 800 lira. Engelli alıyor, 1.600.000. 1.600.000 lira bu adam aydatıyor mu diye, doğal kazımız sayın vekili mi diye, bu adam getirer, orayı mı yapar, yani bu adam ne yapabilir? Hepsi birbirinden beter. Yani bu tek değil mi? Hepsi birbirinden fakirler sayın vekili. Lan burada oturanlar hepsi mağdur. Antalya'da bu bölgede oturan hemşehrilerimiz genelde ekonomik durumu kötü olan. Çok kötü durum bu insanlar. Tabii tabii uzak durumu bir oranlar getirer sayın vekili. Durumu düzgün oranlar ev aldı şimdi getirer. Hem 3-5 aşağı sattı getirer hemen. Ama şu an bunlar galiba hep boşta gezen insanlar. Gerçekten bu adam 1.600.000 lira bu adam aidat ödeye, doğal kasını ödeye, gelişimini ödeye, yetmeyi ödeye 7.000 lira. Yani sıkıntılar gerçekten sıkıntılar sayın vekili. Yani bu adamlar biraz şeydi ama biz böyle bıraktık ama bazı şahit de gençlerin dertliler ha sayın vekili. Sıkıntıyı yaşayan mı yani? Yaşıyor, tabii ki adamlar bunlar tabii ki. Sayın vekili ben de bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun. Bak şu anda bizim asansörümüz suyu, büyük asansör suyunu çekiyor. Şu anda su çekiliyor. Eğer imkanınız varsa bir bassanız bir görseniz, yerinleri görseniz. Rüzgar diyor. Gelir. Rüzgar diyor. Ben de orada sizin yanınızda düşünüyorum. Şu anda bir su çekiliyor. Sizin yanınızda? Evet. Şu anda su çekiliyor. Tamam. Bunu bir görelim ya. Tamam. Okey. Ve kendi mümkünse bir görsün. Orayı görelim. Şu an Türkiye'nin yanında var. Bir yana tek tek görsün. Şu anda su çekiliyor. Bizim mala baba. Sadece götürmüş ya. Bizim mala baba. Şimdi yönetim aldı paraya karşı gitti. 1.500.000 şu an borç var. Sayın vekili. 12 tane bir yana saatte yok. 14 tane. 14 tane. 14 binanın şu an doğal gaz saatleri yok. Yani İçerisinde doğal yani, gazdan yanacak. Adam bırakıp gitti. Parayı bizden almış. Aldı. Ödememiş. Adam ödemedi. Bayağı almış. Ödememiş. Aksa'dan orta ha muhtarım. Muhtarım sen bunun oradaki sorunları bana bir bilgi notu olarak tek tek yaz. Hangi binada ne sorun? Hepsi de var sayın bekir. Bana ver kardeşim. Tamam sayın bekir. Sen tek tek yaz. Yani sağ sorun. Azra Bey. Sen bunu az yaz kardeş. Hangi bina sorun? Hangi binada ne sorun varsa binanın adını. Aziz. Şu binada şu sorun var. Bu binada bu sorun var. Hepsini de. Hepsini de. Aslan şu şekilde. Biz tarih de atsana. Biz daha onlardan sıçradan vazgeçtik. 2 ay sonra bu sıkmalar başlayacak. İçinde bebeği var, yaşlısı evet, evet. Var. Mesela tren çarpmış kaynaklarına yakar. Evet. Yani doğal gaz yanmasa bunların hali ne olacak sayın vekili? Tamam böyle şey mi? İşte o gün Aksa'ya Bingil'e gitmiş adam sayın vekili. Ondan sonra adam demiş ki kardeşim getirin borcunu kapat demiş tasdilendirme yap. Ben yine diyeyim tasdilendirmeye bak. Demiş ben tasdilendirme yapmam. Hayır 50 bin lira faiz miydi 3 bin lira? Büyük baş. Şimdi bu adamlar ödeyemez ki. Onu adam ödeyemez. Kaç metre var? 100 metre kokuyor sayın vekili. Uçuk da yalan değil ya. Kokuyalan değil aslında. Merhabalar, üç gibi ben işte. Merhabalar, nasıl buldun? Sağ olasın. Muhtar Bey, buraya bakar mısın? Muhtar Bey, telefon şarap. Buraya bakar mısın? Abi, burayı geçen sene geldi. Halime yaradık da senin bölgeye mi? Burayı çekilmek mi? Burayı gelip kapatılacak diyorlar. Ama ne ödene çıkmamış. Konum olarak da, ulaşım ağı olarak da, etrafındaki yapılanma olarak da aslında kentsel dönüşümün ve TOKİ konutlarının öncelikli olarak yapılması gereken mahallelerimizden birisiydi. İşte Sebze Ali hemen yanında. Onun yanında su depoları var. Onun da arka tarafında organize sanayi bölgesi var. Havaalanına yakın bir bölge, şehrin doğu girişi. Yani coğrafya olarak da, coğrafya olarak da, zemin olarak da aslında burası son derece yapılanma için uygun bir yerdi. 2020 depreminden sonra hep bu bölgenin özellikle kentsel dönüşümle birlikte planlanarak şehrin doğu girişinin de bir sesinin önemsenmesi gerektiğini gündeme getirdi. Son 6 Şubat Maraş merkezi depremden sonra da işte burada gördüğünüz gibi birçok bina ağır hasarlı tespit edildi ve bunların yıkımlarıyla ilgili süreç hale bekleniyor. Yani bölgede inanılmaz bir mağduriyet var. Mahallede inanılmaz bir mağduriyet var. İşte biraz önce
TOKİ konutlarını ziyaret ettik. TOKİ konutlarında yapılmış TOKİ konutlarında zemin oturmasına kaynaklı sorunlar var. Kanalizasyonda sorun var. Asansör kovalarında siyasi iradeye bağlı. Yani siyasi irade buralarla ilgili bir iradeyi ortaya koysa, bu şehirle bu mahallelerin gelişmesiyle ilgili doğru bir proje ortaya koysa aslında çözülmeyecek sorunlar değil. En azından sorunlar gün geçtikçe büyüyor. Ben hep daha yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımızın görev alma işiyle ilgili yetenekleri, bilgiyi, becerilerle ilgili bir olumsuz yorum yapmak istemedim. Hep bütün televizyon programlarında da tam tersine teşvik etmek istedim. Yani mahalleleri geziyorlar, ilçeleri geziyorlar. Bunlar güzel şeyler. Gezsinler ama yalnızca tek başına gezmek yeterli değil. Yani vatandaşın sorunları var. Bu vatandaşın sorunların çözümüyle ilgili de yani artık bunların çözümleri gündeme getirilerek ilgili bürokratlarla, bakanlarla görüşülerek çözülmesi lazım. Şu anda Elazığ'daki en ciddi sorunlardan birisi konut. Yani insanlar kira çıkaracakları ev bulamıyorlar. Binalar yıkılıyor tamam. Ama binalar yıkıldıktan sonra da insanların yeni binalara taşınabilecekleri binalar bulunmadı. Çok sayıda yeni bir memur tayinleri var. Özellikle emniyet teşkilatından memur tayinleri var. Emniyet teşkilatından gelen memur arkadaşlarımız da konut bulmakta sıkıntı ve sorun yaşıyorlar. Yani en azından sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Yani bu yalnızca bir projenin yatırım programına alınması önemli değil ama günlük yaşamın düzenlenmesiyle ilgili, ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili de bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Yani buraya öncelik tanınması lazım. Ben bunları hep gündeme getiriyorum. Diğer yeni seçildiler ama yani yalnızca milletvekilliğini görevi vatandaşı dinleyerek değil, aynı zamanda vatandaşın sorunların çözümüyle ilgili de bir iradenin ortaya koyulması lazım. İşte Elazığ'da yaşıyoruz, gittiğim her yerde. İşte ben sabah geldim, birkaç yere uğradım. Bugün de şimdi Karşıyaka Mahallesi'ndeyim. Gittiğimiz her yerde sorunların çözümü bildiğini görüyoruz. Yani bizim bir ara önce bir araya gelip sorunları ana başlıklarıyla tespit edip bu sorunların çözümüyle ilgili meclis açıldıktan sonra filan bütçe komisyon toplantılarında, bütçe görüşmelerinde ve meclis görüşmelerinde ve ilgili bürokratlarla ve bakanlarla görüşerek sorunların çözümüne katkı sunmamız lazım. Yoksa sorunlar öyle bir noktaya gelecek ki çözümlenemez bir noktaya gelecek ve Elazığ bundan kaybedecek. Karşıyaka Mahallesi öncelikle kentsel dönüşümün ve TOKİ konutların yeni yapılanmasını merkez olarak belirleyeceği bir yer olmalı. Yani buranın gerçekten kendine göre avantajları var. Şehrin en güzel yerinde, en güzel noktasında. Burayı değerlendirmek lazım. Muhtar merak etme. Biz bunları gündeme getireceğiz. Senin sorunlarını biliyoruz. Bunları yazılı yani basın. Bunlar zaten burası 2012'den beri kentsel dönüşüm alanında. Ben burada tapları vatandaşına tek tek topladım. Belediye teslim ettim sayın vekilim. Ama bir yıl oldu. Buna bir dönüş yapılmadı. TOKİ'de sürekli arıyorum. Cevap vermiyorlar telefonuma. Ağabaktan aslında bir baktan yanlışına söyleyeyim. 2012'den beri burası kentsel dönüşüm alanında. İmar aç, imar da yok. Yol yap, yol da yok. Ruhsat ver, ruhsat da yok. Bu vatandaş ne olacak? Yık git. Bugün buranın 7 bin seçmeni vardı, 7 bin tane. Şu düşmüş, 2 bin, 3 bin, 3 bin lira. 3 bin tane seçmene düşmüş. İşte bunun anası burada, babası burada, adamı yemişi gelmiş. 50 kilometre, 40 kilometre git diye. Dedi adam ilk geldi, 200 lira yak, yakın sayın vekili. Adam kira olsa da iyi, kira da bulamış. Doğru. Yani gerçekten vatandaş, havaalanı 4 kilometre. Doğunun en de güzel şeyi, mahallesi Karşıyaka bu. İlk giriş mahallesi. Doğru. Şehrin ama vizyonu ve görüntüsü tabii ki burası bugün Elazığ'ın yani göz bebeği gibi. Girdiği zaman Elazığ'a baktığı zaman karşıda oturanları görüyor, mezarlık görünüyor, sebzeli görünüyor ama evler kırak olur. Depremden mi olmuş, giral mı olmuş, talan mı olmuş, işte sayısı var mı sende? Merak etme, ben diğer tutarım diğer 4 milletvekili arkadaşımızla da İnşallah görüşürüz. Onlar da gelecekler yani. Onlarla da gelmedik bir takdirde ama vallahi de billahi de çilay. Ben başkanım ben akşam var. Burada gerçekten vatandaşlarımız mağdur. Yani buraya hesap günü gelecek. Burada şu an 7 tane var. Burada 80 bin ekran, 80 bin 800 dönüm burası. Komple devlete ait olan 800 dönüm burada. Devletin malı da çok burada bir emlakı. Soygun malı da var. Ama bir önce bir yapılması talebinin almışı yok. Takip edeceğiz. Merak etme. Diğer milletvekili arkadaşlarımıza da ileteceğiz. Takip edeceğiz. Hayır.